Merhaba arkadaşlar ben bu bugün sizlerle meka betonu inceleyeceğiz. Mekada son durum ne? Kısa vadede uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle genel olarak fiyat grafiğine bakalım. Alkar sonrası kuvvetli bir yukarı yönlü hareket fiyat 94'e kadar çıkmış. Devamında düşüş şurada gördüğünüz gibi düşüş kanalını kırmasıyla birlikte burada güzel yukarı yönlü bir trend başlatmış ve şimdi bu trendde de mavi çizgiden bir tepki gerçekleştirmiş anlıkta %2'ye yakın eksi bir fiyatlamayla 80-81 seviyesinde işlem görüyor arkadaşlar. Şimdi mega meta beton tarafında yanlış söyledim. Mega beton tarafında arkadaşlar uzun vade tutacak arkadaşlar için sorun yok. Neden sorun yok onu da söyleyeyim. Burada fiyat bu desteği kırsa bile burada ana trend çizgisine en fazla düşüş olur ki 68-78 bölgesinden de fiyatlar tekrardan yoluna devam edecektir. O yüzden yükselişlerde düzeltmeler olması gayet doğal arkadaşlar. Düzeltmesinin bitmesiyle birlikte ana trend kırılmadığı sürece yani 68-70 bölgesi kırılmadığı sürece trend kaldığı yerden devam edecektir. O yüzden dediğim gibi orta uzun vade tutan arkadaşlar pozisyonunu koruyabilir. Bunda bir sorun yok ancak kısa vadeli işlem yapan arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi fiyat burada 51 seviyesine 92 seviyesine kadar güzel bir trend oluşturmuş. Bu trendi kırması durumunda bir miktar satış baskısı sürebilir. Yani aşağı yönlü fiyatlamaların devam ettiğini görebiliriz. O yüzden burada kısa da şunu göstereyim. 78 35 78 40 seviyesi önemli. Hatta bugün de zaten dikkat edin tamamen satıcılı bir mum sonrası buradan alıcılar oluşmuş ve şu anda fiyatı yukarı yönlü taşımaya çalışıyor. Yani buradan tepki gelmiş. Bu tepkinin yeterli olup olmadığı önemli olacak. Eğer ki fiyatlama yapamazsa yukarı yönü büyütmen bu desteği kıracak ve 70 68 bölgesine doğru da bir düşüş gerçekleştirmiş olacak. Burada kısa da işlem yapanlar dikkat etmesi önemli çünkü bu düşüşü kabul etmiyorlar. İsterlerse stop loss yaparlar. Tabii ki de tamamen tercih ancak Hisseyi takip edip burada orta ve uzun vade almayı düşünen arkadaşlar düzeltmede alabilirler arkadaşlar. O yüzden hisseyi izleme listenize alın veya takip listenize alın. Bu seviyeleri gelmesi durumda alım kademeli alımlar gerçekleştirebilirsiniz. 70-68 bölgesi burada trend desteği. Trend desteği kırılmadığı sürece yükseliş hareketi kaldığı yerden devam edecektir. O yüzden kısada 78-40, 78-35 seviyesi önemli kırılırsa düşüş sürer. Çünkü burada da zaten şurada gördüğünüz gibi bir alçalan kanal hareketi başlamış durumda. Desteğin kırılması satış 70-68 bölgesini sürebilir. Şirketi alım yapmak isteyenler, beğenen arkadaşlar buraları kademeli alım fırsatı olarak değerlendirebilirler. Kısa da burası kırılmazsa zaten düşüş olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü destek kırılmaması ile birlikte buradan oluşan tepki alımlarıyla fiyat yeniden 85-86 seviyesine doğru yükselebilir. Burayı geçebilirse de tekrardan 94 zirvesi hedef fiyat olacaktır. Yani şöyle kısaca toparlarsak burada bir trend hareketimiz var. Fiyat trend çizgisinin üstünde güzel bir kanal oluşturmuş. Kısa da burada 78.40 seviyesi önemli. Kırılırsa düşüş olacaktır. Bu gayet doğal. Aşağı yönlü bir düzeltme yapacaktır. Bu da bizi 68-70 bölgesine götürecek. O yüzden buralar gelirse orta ve uzun vadeli kademeli alımlar yapabilirsiniz. Yani toplamaya başlayabilirsiniz şirketi beğeniyorsanız. Kısa da 78 kırılmadı. Sürece trend zaten burada düzeltme yapar veya burada bir miktar daha yatayda kalır. Çünkü şurada gördüğünüz gibi bir üçgen hareketi oluşmuş durumda. Fiyat buradan tekrardan bir tepki alıp 86, 87 bölgesine gidebilir. 87'nin üstündeki fiyatlamalarda tekrardan 92, 94 seviyesi hedef olacaktır arkadaşlar. Uzun vadede meka, meka Beton tarafında da 94 geçilirse şöyle bakıldığında da üst bantlara geçilecektir. Şöyle hemen göstereyim. Zaten burada görüyorsunuz büyük bir çanak oluşmuş durumda. Fincan kurt diye tabir ettiğimiz yani burada belli bir zirve sonrası satış sonrası oluşan fiyatlamayla bir kulp oluşturabilirse trend yine kaldığı yerden devam edecektir. 94 fiyatlamasının üstünde de 125-130 bandı Meka Beton tarafında uzun vadede hedeftir. Tabii ki de zirve geçelip üstünde günlük kapanışlar yapabilirse arkadaşlar buraya da dikkat etmeniz önemli. Bakın burada da zirvenin yakından satış yemiş. Çok derin bir düzeltme olmasa da fiyat zirvelerden genelde satışlar oluşuyor. Buraya geçebilirse uzun vadede 125-130 bandını hedef fiyat olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Meka Beton bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.